Bunların hepsini al buraya. Evet. Home'e çekelim. Ne kadar korkutucusun. Creeper'lar bile korkuyor. Korkar Creeper tabi. Benim çünkü ne kadar haşin bir Minecraftçı olduğumu biliyor. Yani namımız Minecraft'ı biliyor bizim. Balkanların ve Ortadoğu'nun en iyi Minecraft oyuncusu olarak. Ondan dolayı çok korkuyorlar. Çanklardan aslında biraz da atsak mı? Bunların hepsini atalım ya. Bak kaç iron'la başladık? 5 dakika falan mı maden yaptım ben? 0 iron'um var şu an. Tahmini 5 dakika falan maden yapmışımdır. Hadi 8-10 dakika olsun. Görüşen kardeş. Görüşürüz. Demir heykelin gelir mi? İnşallah. Geçen gün fark ettim bu arada arkadaşlar. Hani abone sayınız arttıkça emote slotu açılıyor ya kanalda. Bende şu an 49 tane boş emote slotu varmış. 10 tane de animasyonlu emote slotu varmış. Twitch'te ekleyebileceğim. Yani 49 tane emote ekleyebilirim kanala. Discord'dan falan varsa fikriniz. Hatta kendiniz yaparsanız çok iyi olur. Ben direkt tıklarım eklerim kanala. 49 tane boş slot var. Bol bol ekleyebiliriz emote. Yaparsanız kendiniz veya fikriniz varsa kendiniz yaparsanız daha iyi olur. Discord'dan ulaştırın bana. Onlara bakalım. 200'den fazla. Zaten 200 tane benim topladığım var be. 194 şimdiden olmuş. Daha çoğu pişmedi yani. Şu an 58 tane emot koyabiliyormuşum. Ceren'in ölüşün emotu gelsin. Ceren'in kafasına koyarım, rip yazalım üstüne. Biliyor musun yavrum? Time'ine battle basar mıyım? Toprağına basayım. Emniş Craft. Hiçbir şey anlamadın mı? Nasıl anlamadın ya? Evet. 200 tane mi demiştiniz iron? 200 iron çıkar mı demiştiniz? 775 iron kasmışız 7-8 dakikada. Daha da gelir yani bu. Bana gemleri falan da at burada. Ne iş var bunların burada ya? Bir tane Iron Gear, 5 tane Redstone. Evet. 16. Bir kova, bir Redstone. Nasıl ya? Ha, tamam, kovalar falan. 2 tane Iron Gear daha istiyor. Garip bir şey olmuş buna. Lan bu sefer de 12 tane istiyor. Sen şaka mısın? Gear'ların nereye gidiyor benim? Yapıp duruyorum ben bunları. Sinirlendim bak. Bir saattir gear yapıyorum ya. Available 2 tane miydi? Değildir. Yanlışınız vardır. Bir saattir gir yapıyorum ben burada çünkü. Eyvallah Sivas. Bak yine belim kırıldı. Işınlanmayın. Ne olur ışınlanmayın. Belim kırılıyor her seferinde. Şunları şöyle dizelim buraya. Başaramadık. Başardık. Şöyle mesela efendim. Tamam. Bunları şimdi bir tur döndüreceğiz. Şöyle ilk kere tıklayınca dönüyor. Dönük. Tamam.
Börekenle çalışıyor ama düzgün dursun, hepsi eşit olsun diye şöyle döndürüyorum ben. Biraz mechanical pipe lazım. Yine kova lazım. Kova yapmaktan ciğerim soldu artık, yeter ya. Sürekli kova istiyor benden ya. Böyle deyince tabii biraz yanlış anlaşılmış olabilirim ama. Azar mutu. İnşallah bir gün o da gelir. Yaparsanız gelir. İkisini şuradan birleştirsek. Tamam mıyız? Halis mi görüyorum? Halis derken? Şunu şuradan birleştireceğim. Şunu da şuradan. Köşeleri boş kalabilir. O şey, tankı doluyor ya, o yüzden onlar. Şimdi configurator'ımızı alacağız. Burada neymiş? Burada mı? Neymiş? Bunların hepsini arkadaşlar çıkış vereceğiz. Nereden çıkacağını belirteceğiz. Diyeceğiz, sen buradan çıkacaksın diyeceğiz ki onlar da çıksın. Yoksa çıkmazlar, niye çıksınlar? Benim sözümün dışına çıkmaz bu borular. Şöylemesine. Çok güzel. Mükemmel. Bizi şimdi 16 tane komponent lazım. Biraz çok bu. Ama yapabiliyoruz. Sıkıntı yok. 16 tane. Çünkü AutoCraft'ı öğrettik ya, artık Signalium'dur, bilmem nedir, Electrum'dur. Bunlar uğraşmıyoruz. Bunlar uğraşmıyoruz. O yüzden güzel. Şu an Tree Oil'ımız ne durumda? 149 bucket var. Buna şu an çok fazla gelecek. Buradaki üretimi bayağı arttırabiliriz. Bayağı arttırabiliriz. Şu an buradan 120 RF. Buraya input yok bile şu an. Neden? Çünkü enerjiye ihtiyacımız yok. Şey çalışıyor mu bizim? O Vututu. Vututu çalışmıyorken bile çok iyiyiz. Çok güzel. Enerji sorunlarımızı bayağı çözdük şu an. Mekanizma ne? En son mod. En son gireceğim mod mekanizm. Böyle last game. Tam yeni versiyonda yeni modlar da geliyor. Environmental tech falan da geliyor. Lazım olacak. Ay. Allah. Evet. Yeni görevler geliyor bu arada, yeni versiyonda şuraya bir sıra görev gelecek. Termali tamamen bitirdik mi biz? Brudel Bucket. Brudel Bucket istiyor bizden. Bir cobblestone sistemi yapalım biz. Ne diyorsunuz? Sınırsız iron. Bence tatlı olur. Kuru doyalı şuradan alıyoruz. İçinde bir tık biriksin. Kova alayım. Gasolinimiz full. Envay, oyun sonunda lazım olursa yaparız. Lazım olmazsa yapmayız. Görevimizden şuradan ödülümüzü de alalım. İki tane machine frame. Eyvallah. Başka ne var burada yapabileceğimiz görev? Hep bir şey kalmamış herhalde. Şimdi şöyle bir durum var bir de. Dediğim gibi. Yeni patch geldiğinde bu görevlerin hepsi sıfırlanacak. O yüzden ben bunların hepsini böyle SS alacağım sırayla. Hangi görevleri yaptıysam onun görevini kendime vereceğim. Progresi tekrardan şey yapmak adına. Okay. Lab Magic'te falan da bayağı yapmışım. Diğerlerinden ellemedim. O yüzden bu yayında çok görevlere girmek istemiyorum.
Biz Igneous Extruder yapalım. Şu kablosunu yaparken kullanmıyor diye biliyorum. İçindeki lav ve suyu. Eksik, şu eksik. Bir tane konstantan gir. Invar şu an yapılıyor mu? Evet, invar şu an yapılıyor daha. Moddaki güncelleme geldi. Ben geçmedim daha. Bazı buglar şeyler var. Şu an alfada. Muhtemelen pazartesi günkü yayında beta çıkmış olur. Beta'ya geçeriz diye umuyorum. Afiyet olsun Aronbos. Lazımmış. Igneous Extruder. Şimdi bu kardeşimizi nasıl yapacağız? Bu kardeşimize bir yerden elektrik vermemiz lazım. Değil mi? Şuradan güzel olur. High voltajı bağlı abicim. Değil. Abi enerji kullanmıyormuş zaten. Çok güzel. Çok mutlu oldum şu an. Buraya nasıl yaparız? Şunu bir yerini değiştireyim ben. Evet. Bir de Create'in bizim şeyi vardı. Bu dönen zımbırtısı. Bunu da böyle aldım. Böyle döndürdüm mü? Test edelim bakalım çalışıyor mu? Nereye test edelim? Chunk mank var mı? Cobblestone var bir tane. Böyle daha iyi duruyor. Tamam. Şurada şöyle yaparız. Bundan koyarız bir tane. Block beneath diyor. Ha, aşağısındaki blok da değiştirmesi gerekiyormuş. Onu da şöyle alalım. Abi beni fırlatma. Resipilere bakacağız. Şimdi bize düz cobblestone lazım. Düz cobblestone sonlardaydı. Altındaki bloğun ne olduğu önemli değilmiş düz cobblestone için. Buna bir kova lav, bir kova da su lazım. Bir kap mama, bir kap su hesabı. Lava aşağıdan alabiliriz. Suyu da yukarı. Gerek yok, bir dakika. Ben ne yapıyorum ya? Bak benim burada neyim var? Suyu da şuradan çaldım mı? Biz ileri görüşürüz abi. Tamam. Cobblestone'u bu sadece su ve şeyle üretiyor. Ben buna suyu falan nasıl vereceğim? Aa, doğru hatırladım. Bu sağına ve soluna koyuyorduk diye hatırlıyorum. Öyleydi galiba. Evin tabi tahtaların olması ciddi bir sorun bu konuda. Şöyle yapabiliriz. Şuraya bir girelim ben. Buna direkt koymuyorduk sanki. Öyleydi değil mi? Termal bayağı değişmiş ve şu an sanki çok alfadaymış gibi. Ben en azından farklılık gelmesi açısından beni mutlu etti. Çünkü ben farklı şeyler görmeyi seviyorum biliyorsun. Ondan ötürü evet. Burada değişik bir sistem yapacağız. Bir sağına bir soluna bunlardan koysam.
Ha. Aşağısında Red Rock olduğu için şu an Red Rock üretiyor. Bu da güzel bu arada. Bu da güzel bir şey bizim için. Bunun altına cobblestone koyalım. Cobblestone öğretsin. Ama bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Red Rock koyup Red Rock üretebiliyoruz. Red Rock da bazen lazım oluyor. Şöyle koysam. Evet, cobblestone geliyor. Şimdi bu kardeşimizden output almamız gerekecek bizim. Benim şey burada mıydı? Sandık. Burada. Ben ne arıyorum burada ya? Şuradan bir yukarı çıkayım önce ben. Nasıl çıkacağım hakkında hiç fikrim yok. Hadi kapattım çünkü. Immersive'in bir belti vardı. Yukarı doğru çıkartan şu. Vertical Conveyor Belt. Şundan bir tur yapsam. Ya beni fırlatma artık. Önce bir extractor lazım mı acaba? Extracting Conveyor Belt. Bundan bir tane lazım olabilir. Ha, beni de çıkartıyor, ne güzel. Bundan bir tane yapalım. Perde istiyor. Perde ne yapmıştım sanki ben ya daha önce. Neyse. Bunu şimdi değişik bir şekilde çıkarmamız gerekecek. Lav'ı şöyle sola koysam. Suyu böyle koysam. Bunların bir üstünü kapatsam. Diyeceğim. Şey oluyor muydu? Slab'le bunları kapatabiliyor muyduk? Yok, slab koyunca algılamıyor orada su olduğunu. Makinenin alt tayarı yok canım. En kötü ihtimalle... Allah! Çık lan! Buradan böyle çıkartabiliyoruz. Bunu buradan döndürüp buraya getirebiliriz. Birazcık conveyor belt kullanıp. Beltleri dikey de koyabiliyoruz zaten. Sadece bir hammer ihtiyacım var. Şurada varmış. Hatta şöyle. İşte bunların... Ha, şöyle oluyormuş. Okey. Bunlar birbiriyle birleşiyor. Ama yetmedi. Bu bir tane daha dikey yapabilir miyim? Teşekkür ederim. Sen böyle duracaksın. Sen böyle. Sen böyle. Sana da extraction. Çok güzel. Çok güzel olmayan bir kısım var. O da buffer koymam lazım araya. Yani bunların bir yere dolması lazım. Buradan çıkanların. Önce bir çıkayım şuradan. Okey. Bunu istediğin zaman çalıştırıp istediğin zaman kapatabilmem güzel bir detay. Aradan itemları çalmasam o da güzel olur. Şimdi bir düşünce içerisindeyim. Oraya şey koysak buraya nasıl aktarırız diye. Çünkü bu otomatik çekmez buradan. Evet, şu an birikmiyor bile. Otomatikman bu kardeşimiz atıyor buradan. Birikmediği için sorun olacağını sanmıyorum. Şuraya bir tek void koymam gerekecek.
Flint'lere. Void upgrade. Upgrade'im yine mi bitti ya? O kadar stick varken gidip red stick kullanması gerçekten beni çileden çıkartıyor. Şuraya koyalım. Okey. Takılsın. Birazcık üresin bakalım. Şu an kaç iron'ımız var? 623. Alper, sana bir kasa atacağım. Ona bakacağım meselesinden. At bakayım. Gemisi diyor musun? Onun kredi yaptığı seri çok güzel. Bayağı şey otomasyonu da. Yok, bakmadım. Create'de güzel otomasyonlar yapılıyor ya. Şey vardı bir tane. Survive with Create. O Rage'in miydi? O adamınkine bakmıştım biraz. Ben burada takılsın bunlar. Şey olduğunda diğer modları geçtiğimiz hallederiz. İnsanın şu attığı kasaya bakayım. Sana bilgisayar alacak da. Ne var bunda? 3060 var. i5 11400. Ne kadar? 15300. İyi gibi ama işlemci 11400, 11700. Yani işlemcinin K olmaması, i5 serisinde K olmaması nasıl olur arkadaşlar? i5 11.500, 11.400 var işlemcide. 11.000 şey yok. Sensörün adına. 11.400K falan değil. 11.400 yeter mi acaba? İşlemci alırsan bu arada bari 11.600 al. i7 11.700 çok büyük fiyat farkı olur senin için. Anakartı değiştir. B560M alma. B560 al, kendisini al. M serisi çok kötü. 150 lira falan ver, düz al. Ondan başka 1 TB M.2 SSD var. İyi. Dediğim gibi ben sana attım. İşlemci onu da değiştir. Yok oğlum, yapacak bir şey yok. Olsa dükkan senin. Bir de Ryzen insanı kesmez. Çok fazla render alacak, kurgu yapacak, şey yapacak. Hem ondan hem de ben şahsen beğenmiyorum AMD'nin işlemcilerini. 11, aynen, almışken 11.600 al bari. Evet. Şunları şöyle atalım. Projektörümüz de gitsin. Yok. Ya normalde i7 daha iyi de i7'ye şu an para vereceğimi çok sanmıyorum. Ya ben Ceren'e aldırdım Ryzen. Ama hani performans olarak Intel'in çok gerisinde. Yok, öyle bir şey yok. AMD'nin Intel'in önüne geçmesi için bir 25 sene falan lazım. 25 sene sonra belki geçer. Şimdi şunları at, bunu da at. Bunu da at, bunu da at. Şuna bir şarja tak. Şarj otomatik yapmamız lazım bizim. Vallahi yoruldum şarja takmaktan her şeyi. Sanki iPhone kullanıyorsun. AMD sevmem ben. O cobblestone'ları gravel yapıyoruz şurada. Gravel'lardan da iron çıkartıyoruz. Kaç tane iron çıktı bilmiyorum. Ben 8. nesildeyim işte. 8. nesil kullanıyorum. Gayet mutluyum. Yetiyor 8. nesil. 8'den sonrası boş iş. Gerek yok. Her sene yeni nesil mi çıkarmış? Evet. Şimdi ne yapacağımı kestirmeye çalışıyorum. Bu ne lan? Pneumatic Craft mı bu? Ben nereden geldim buraya? Termal depolojimiz bir şey kaldı mı? Galiba kalmadı. Oradan iron da ötüyoruz. Bu arada gold üretmenin de bir yolu var. Gold nugget dersek.
Değil. Coin de değil. Nugget nerede ya? Burada. Nugget'ta sentten çıkıyormuş. %12 şansla 3 tane veriyor. Sol sentten %2 şansla bir tane veriyor. Red Ares sentten %12 şansla 4 tane veriyor. Red Ares senti nasıl yapıyoruz? Red Arid'i bulmak biraz zor gibi. Red Arid'i boş ver o zaman. Normal Red Sand. Red Sand'i nasıl yapıyoruz? Açalım biraz çalışsın şu ya. Bak geldi. Terrakotta'dan çıkabiliyor. Veya granitten çıkabiliyor. Terrakotta'yı peki Ignis Extruder'da yapabiliyor muyuz? Clay pişerek oluyor. Yok, terrakotta yapamıyoruz galiba. Üzdü. Red Sands. Şunu nasıl elde edebiliriz yani kolay? Hani hangi malzeme bizim için daha kolay olur? Asıl soru bu olmalı. Yani ya Red Sand ya da Red Arid Sand istiyor. Soul Sand zor. Soul Sand en zoru muhtemelen. Soul Sand'ı o yüzden direkt geçiyorum. Bilemedim ya. Şundan bulsak dediğim gibi çok iyi olur ama. Aha. Custom Generating diyor. Bunu üretebiliyormuşuz. Pedestal'la da üretebiliyoruz. Tamam, bunu yaparız. Bu da üretiyormuş. Aa, Ignis Extruder de üretiyor. Red Arid Sandstone. Bundan bir tane koydum mu? Gold da üretebiliyoruz. Çok güzel. Bir saniye. Şimdi şarjı takayım ben. Kompletörümü. Çalışsana yavrucuğum. Baştan çıkmış. Tamam. Evet, şimdi şöyle olacak arkadaşlar. Hemen size bak. Veriyorum coşkuyu. Red Arid Sandstone. Şundan bir tane bulmamız yeterli. Red Arid Sandstone. Bunu nerede bulabilirim ben? Atmosferik diyor. Bayside, height variation, temperature, rainfall, top block. Top block şurada Arid Sands. Evet. R'ye bakayım, Red Arid diye var mı? Quarry. Quarry ne yapacağız oğlum? Quarry bir işimiz yok ki bizim. Ne kadar çok gras olan varmış. Allah'ım, bu kadar çok boyam nasıl oluyor? Her yer gras blok. Ah, Nether Rock. Ne yiyorum? P Q R Red Sand. Red Sand değil. Red Arid Sand yok mu? Kuz falan var. Purple Sand varmış. Aa, burası ne be? Merak ettim. İnşallah vardır. Not found diyor. Tüh. Rainbow Beach yokmuş. O zaman biz şöyle yapalım. Subblock'ta Arid Sand dediği yere gidelim. Yunus var mı? Oh!
Sana çık 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 Burak. İyi yayınlar. Eyvallah Burak. Sana da Allah rahmet eylesin. Yunus nasıl bulamazsın ya? Red Desert Dunes var mı? Bu da yok. Bu var mı? Bu da yok. Şu var mı? Bu da yok. Gidebildiğim kadar uzak bir noktaya gitsem. Mesela şurası. Ana buldum mu? Ben daha önce gelmişim buraya. Ben de bloktan nasıl olmaz ya? Vardır belki. Allah Allah yokmuş. Zibilyon tane boyam vardır ama aslında yoktur. Doğru. Bundan biraz alalım. Ha, gerçi bana bu değil ki. Bana bunun kırmızısı lazım. Bunu kırmızıya boyasak oluyor mu? Bu sende. Red Arid Sand. Bunun kırmızı hali lazım. Şöyle biraz bakalım sağa sola. Çok güzel bir abi bu arada. Bunlar kırmızıya benziyor. Evet. Bulduk. Derim ama bunlar kırmızıya benziyor diye. Bilmem shader yok. Shader'ın linkini bulabilecek var mı ya? Complimentary diye. Bunu atabilecek olan varsa sevinirim. Veya yazın arkadaş bulur zaten. Biraz da bunları alalım. Biraz da Red Arid Sandstone alalım. Evet. Bu Rainbow Beach bulmam lazım yalnız benim. Beach. Not found dedi yine. Tam zıtta gitsem. Şuraya falan. Bir daha baksam Rainbow Beach diye. Çok merak ettim çünkü. Purple Sand falan diyor tepesinde. Aha found. Şöyle gideceğiz. Ne kadar var? 5300 blok. Değer. Rainbow Beach görmeye değer. Şöyle biraz gitsem. Sadece 1000 blok gidebilmişim. Şöyle gitsem. Sadece 1000 blok daha gidebilmişim. 1000 gidiyorum ben. Şöyle 3000 olacağına inandığım gibi. 679 blok kalmış. Evet, burası nasıl beach? Böyle beach mi olur? Burası çöl bildiğin. Buradan sonrasına gideriz ya. Hileci reklamı hayda. Hile falan yok. Server'de lag olmasın diye. Her şeyin bir sebebi var. Sunovi Confucius Clearing. Plains, Sunovi Conf Pony Ferris Clearing falan. Bunları geç. Bana Rainbow Beach ver. Burada bir Rainbow hava sezdim ben böyle bak. Şöyle. Burası Cold Ocean falan ama. Ben burada bir Rainbow ile ilgili bir şey göremedim. Aha. Bulduk. Çok küçük bir yer ama. Ne kadar küçük burası? Şu karlara al bakayım. Snowy Black Beach burası. Burası Rainbow Beach. Ceren server'da mı? Ceren çekeyim buraya. TP Hanino Zucchirino. Ayıp sevse. Etrafını da kapatayım. Ölmesin diye kapatalım şöyle.
Gayret. Rainbow Beach'te yasasın Ceren. Otel dikilir buraya. Çok küçükmüş ama daha büyük bir yer bekliyordum. Ha, tamam, buralar biraz daha büyük. Burada devam varmış. Pink Sand falan da var. Bunları al, bunlar güzel. Beş dakika işim vardı. Rainbow Beach buldum ben de. Çok tatlıymış. Değer abi, Rainbow Beach önemli. Bu neymiş? Blue Sand. Her renkten sand var. Bayağı da büyük ha. Bunlar ne? Bazalt. Aslında bazalt bana lazım olabilir. Alalım, en kötü çoğaltırız. Bu ne? Prismarine Bee Bunlar ne? Burada değişik şeyler var, bir dakika. Çok da değişik değilmiş. Dümdüz bazalt. Burası düz stone. Burası çok güzel ya. Rengarenk kumlar falan. Keşke böyle dümdüz bundan bir yer olsa, böyle Rainbow Beach'ten. Yaşardım orada. Neyse. Red Arid Sand'imizi bulduk. Red Arid Sandstone lazım. Sıkıntı yok. Her şey kontrol altında. Evet. Başarılı bir şekilde Red Arid Sand'e geçmiş olduk sanırım. Cobblestone'dan şimdi Red Arid Sandstone'a geçelim. Biraz da bundan yapsın. Kaç tane iron buldu bilmiyorum. Yani çok zaten hardcore verimli bir sistem değil ama olsun. Daha ilerleyen günlerde şey yaparız. Şunları biraz daha üzerine soktuğumuzda, başka bir yere taşındığımızda falan. İki tane bu sistemden ayrı yaparız. Biri sadece iron üretir, biri sadece gold üretir. Sınırsız iron gold'u bunu elde ederiz. Şu an sand mi yapıyor? Yok, sandstone yapıyor işte. Bak, Red Arid Sandstone. Makine sand yapmıyor zaten. Bakalım gold gelecek mi? Evet, geldi. 910 bitti, 912 oldu. Gold neyden çıkıyor? Red Arid Sandstone'dan çıkıyor. Şöyle gravel'ı yıkayınca gravel'ın içinden çok düşük bir ihtimalle Iron Nugget çıkabiliyor. Red Arid Sandstone'u yıkayın, parçalayıp Red Arid Sand yapınca da Red Arid Sand'den çok düşük bir ihtimalle Gold Nugget çıkıyor. Gravel'dan Iron, Sand'den Gold çıkıyor kısacası. Sandstone'u önce parçalayıp Sand haline getiriyoruz biz. O sayede. Red Arid Sand yapmanın bir yolu var mı? Direkt bir yolu yok. Sandstone yapacağız. Drawer'ı eklemeye gerek yok. Nasılsa hiçbir şekilde birikmiyor burada çünkü. Geleni direkt buradan atıyor bu kardeşimiz. O yüzden. Şuradan bir U'ya basayım. Bu yıkandığında başka Aloha Kernels diye bir şey çıkıyor bundan bak. Aloha Kernels. Onu da alacak bir yer lazım. Bir drawer da buraya yapalım. Hangisi bir chest? Trap değil, normal bir iç. Tamam. Bir de void upgrade. Tamam. Kendini hiçbir şekilde buraya almıyor ama bu. Hala kernellerin yerde kalması sorun olur mu? Bir tanesini şuraya ekleyelim ya. Filtrına. Allah, bir an korktum. Bunları da alsın, silsin sonra. Tamam. Onlara şuraya gelmesi lazım şu an alay kernellerin. Geliyor mu acaba?
İnşallah gelir. Gelmemesi için bir sebep yok çünkü. Montez ne diyor? Ha, nuggetlar şimdi gitti. Güzel geliyor. Okey, sıkıntı yok. 919. 8 tane ayran çıktı bile koyduğumuzdan beri. Flint'e Wind Upgrade koydum. Koydum koydum. 2 senede koydum. Bunu da hallettik. Sınırsız gold farmımız da hazır.